Kamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Palev merhaba diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta geçtiğimiz hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Seyfo konuşacağız. Seyfo anması 15 Haziran'da yapılıyor. Süryani soykırımı, Keldani Süryani Asuri soykırımı olarak biliniyor. Bu hafta bu anma programıyla devam edeceğiz Kamurça. Evet, dediğim gibi Keldani Süryani Asuri soykırımı anması 15 Haziran'da yapılıyor. Anma etkinlikleriyle soykırımda hayatını kaybedenler anılıyor. Bu konuda önemli çalışmalar yapan bir araştırmacı, Seyfo Center'ın kurucusu Sabri Atman konuğum olacak. Aynı zamanda da Sabro Gazetesi'nden David Vergili bugün konuğumuz olacak. Ama öncesinde gelin bu haftaki Seyfo ile ilgili haberlerden ufak bir derleme ile başlayalım. Süryaniler Seyfo katliamını 106. yılında anmaya hazırlanıyor. 6 yıl önce işte Osmanlı yönetimi altında İttihat Terakki önderliğinde yapılan bir soykırımdır. 1915'te Keldani, Süryani ve Asuri halklarının uğradığı soykırımın Avrupa Parlamentosu ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda tanınması için girişimlerde bulunuldu. Avrupa Süryaniler Birliği, Avrupa Parlamentosu üyelerine yazdığı bir mektupta soykırımın resmi olarak tanınmasını istedi. Süryaniler tamam göç ettiler, gittiler ama halen fikren, ruhen buradadırlar. Türkiye'den Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker de açıklama yaptı. Her gelen hükümet bunu es geçiyor, gözünü kapatıyor veya işte inkara dayalı, yok işte tehcir oldu, bilmem ne oldu. Eşitsizliğe dikkat çekti. Süryaniler bir özür bekliyor. Yani o ayrımcılık, o şey. Mesela anayasada diyorlar ki herkes, bütün vatandaşlar eşittir. Öyle değildir yani. Belki öyle yazıyor ama fiiliyatta, yani pratikte öyle bir şey yok. Biz hoşgörüye maruz kaldık. Yani ben seni hoş görüyorum, yaşatıyorum. Olabilir mi öyle bir şey? Yani bir toplum eğer hoşgörüye maruz kalıyorsa orada bir soru işareti vardır. Yani ben seni hoş görüyorum, yaşatıyorum, yoksa yaşatmam. Yüzleşmenin önemini vurguladı. Yüzleşme çok önemlidir. Yani zaten yüzleşme yapılmazsa hiçbir sorun çözülmez. Evet, Evgil Türker videoda konuşuyordu. Daha önce kendisi Gamurç'ta da konuğumuz olmuştu. Süryanilerin sorunlarıyla ilgili konuşmuştuk. Bu sefer Seyfo anması ile ilgili Mezopotamya Ajansı'na verdiği röportajdan bir bölüm aktardık. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na ve ABD'ye yapılan çağrılar da vardı. Şimdi iki konuğumuza dönelim. Seyfo Center'ın kurucusu Sabri Atman ve David Vergili, Sabro Gazetesi'nden hem de Avrupa Süryaniler Birliği'nden diyebilirim herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle isterseniz biraz önceki haberden, bıraktığımız yerden alalım ve oradan başlayalım Sabri abi. David artık iki haftadır konuğumuz ama bir yandan da ben onun programı bir parçası olarak görüyorum. Çünkü onunla daha çok şey yapacağız. Sabro'nun da bir manşeti vardı bu hafta, onu hatırlatalım. Özellikle mesela abone olmayanlara da seyircilerimize buradan tavsiye ediyorum. Info adresinden abone olabilirsiniz Sabro gazetesine. Gazete Sabro internette ararsanız çıkıyor. 106 yıldır dinmeyen acı ne ilk ne de son Seyfo oldu başlığıyla çıktı Sabro gazetesi bu sayısında. Ve burada da aslında bugün de sosyal medya paylaşımlarında Seyfo'da hayatını kaybeden Süryanilerden bazılarının isimlerini vererek ve onların hikayeleriyle anma da gerçekleştiriyor. Diyelim 15 Haziran'a kadar sürecek herhalde bu ya da sonrasında. David, neler söyleyeceksin? İstersen bu hem Avrupa Parlamentosu'na yapılan çağrıdan hem de gazetenin manşetinden başlayalım. Öncelikle tekrar teşekkür ederim Paris programı için ve iki haftadır Süryanilerin ya da genel olarak Süryani, Keldanilerin sorunlarını dile getirdiğiniz için. Sondan başlama gerekirse doğrudur. Yani biz Sabro'da aslında iki haftadır soykırımla ilgili çalışmalara başlamıştık. Bu konuda işte arkadaşlarla beraber toplantılarımız oldu ve ne tür bir çalışma içinde olacağımızı tartışıp konuşmuştuk.
Biliyorsunuz Türkiye'de Seyfo 1915 Süryani soykırımı çok bilinen, çok tanınan ya da çok konuşulan bir mesele değildir. Hı hı. Son yıllarda daha çok konuşulmaya başlanan, tartışılmaya ve yazılmaya başlayan bir tarihsel gerçeklik. Bu anlamda aslında Sabrun'un da hem Türkiye'deki okurlarla hem de genel olarak aslında Süryanilerle çalışmalarında Sabrun önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda Sabrun'un Seyfo ile ilgili çalışmalar yapması, en azından bu süre zarfında Seyfo'ya ağırlık vermesi bizim için tabii ki çok doğal bir durum ve yapılması gereken çalışmalardır. Tabii genel olarak 1915 soykırımında Ermeni ve Rum halklarla beraber biliyorsunuz ilk etap olarak toplumun önde gelen liderleri elimine edildikten sonra toplumun diğer farklı kesimleri de benzer şiddete uğruyor. Biz de bu sene Süryanilerin yaşadığı farklı coğrafyalarda ister Trabzon merkezli ya da Diyarbakır ya da Siirt ya da daha çok Urmiye taraflarında hayatını kaybeden toplumun önde gelen liderlerini tanıtma amacıyla bir seriye başladık. Biliyorsunuz Süryaniler arasında ya da Süryani araştırmaları ile uğraşan akademisyen ve tarihçilerin çalışmalarına baktığımızda aslında Süryanilerin son Rönesans'ı diyebileceğimiz, aydınlanması diyebileceğimiz dönem tam da soykırım öncesi aslında dönemdir. Hı hı. Bu süre zarfında farklı coğrafyalarda, Diyarbakır'da, Urfa'da, Elazığ'da, hatta Urmiye ve Siirt dolaylarında çok önemli işte entelektüel, kültürel ve medya çalışmaları yapıldı. Ve maalesef bütün bu çalışmalar soykırımla beraber sekteye uğradı ve son buldu. Bunun için Seyfo'nun bu anlamda Sabrun tarafından işlenilmesi çok doğal. Zaten genel olarak bu iki haftadır, üç haftadır bu konuda çalışmalarımız ve yazılarımız devam edecektir. Hı hı. Diğer taraftan sizin söylediğiniz gibi Avrupa Parlamentosu'na gönderilen mektupla ilgili hem ESU, Avrupa Süryaniler Birliği olarak hem de işte Çatı örgütü olarak Befnar'ın Ulusal Konseyi'nin yaklaşık bir aydır Seyfo ile ilgili farklı çalışmaları bulunmaktadır. Bu anlamda pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak Seyfo ile ne gibi ya da adımlar atılacağı konusunda toplantılarımız oldu. Arkadaşlarla konuştuk. Biliyorsunuz 24 Nisan'da Amerika Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımını tanımasıyla beraber tekrar bu soykırım konusu ivme kazandı ve daha sonra aslında her ne kadar Mezopotamya ve Anadolu'daki soykırımla ilgili olmasa da daha sonra işte Fransa'nın Ruanda'daki soykırımdaki rolünü kabul etmesi ve Almanya'nın soykırımı kabul etmesi bütün bu konuları tekrar gündeme getirdi. Biz de bu minvalde aslında Avrupa Parlamentosu üyelerinin bu konuda tekrardan adım atmalarının çok önemli olacağını ve biliyorsunuz zaten Avrupa Parlamentosu içinde Dış İlişkiler Komitesi'nin son çalışmalarına da ve rezolüsyonlarına da baktığımızda da Ermeni soykırımına atıf yapıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye ile ilgili toplantılarında Ermeni soykırımına atıf yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda aslında tamamlayıcı bir hareket olarak Süryani soykırımı ve benzer bir şekilde Grek Pontus Rum soykırımı tanınmasının da yerinde olacağını düşünerekten bütün Avrupa Parlamentosu üyelerine mektup gönderdik ve bu mektupta da aslında çağrımız çok açık. 1915 soykırımın Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi, resmi olarak kabul edilmesi ve Türkiye'nin de benzer bir şekilde adım atmasına yönelikti. Peki David, senin bu bıraktığın yerden Sabri Atman'la devam etmek istiyorum. Aslında şimdi öyle bir konu ki bugüne kadar çok fazla böyle basında ya da Türkiye'de nasıl inkar politikaların bir devamlılığı olduğu için konuşulmamaya çalışılıyorsa aslında çok fazla bilmediğimiz, belki de Türkiye'deki toplumun farkında olmadığı bir konu. Ama
konu. Konu derken de Safe House Center'dan ve bu konudaki çalışmalardan bahsediyorum. Belki Ermeni soykırımı ile ilgili çalışmalar var ama bunun içerisinde ayrı bir yere koymayı, bunu ayrıca çalışmayı daha uzun bir süre gündemlerine almamışlar Türkiye'deki akademisyenler herhalde. Sabri Atman, bu anlamda sizin yaptığınız çalışma Safe House Center'la büyük bir çığır açmış oluyor. Ve bir yandan da nerede ararsak, nerede bakarsak bu anlamda bu çalışmaların uluslararası tanınma ve soykırımla ilgili bilgilenme açısından diğer devletlerin kabulünde de çok önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Biraz bizi Safe House Center'ı anlatabilir misiniz? Her şeyden önce sevgili kardeşim Aris, David, bu davetiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Biliyorsunuz Süryaniler, özellikle Türkiye'de yaşayan Süryaniler, ben kendim olmak üzere Türkiye'de doğduğum, ilkokula başladığım yıllarda sürekli sınıfa girmeden önce marş söylerdik. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, bilmem ne. Yani bu tür yalanlarla falan büyüdük biz. Ve dolayısıyla bizim dilimize, kültürümüze, tarihimize yönelik herhangi bir şey öğrenmekten mahrumduk. Ve Süryani soykırımını Türkiye'de konuşan Süryaniler de pek fazla değildi ilk dönemde. Bunun da nedeni travma yaşadı Süryaniler. Hı. Ama ben başta olmak üzere David de belki aynı şeylerden, diğer Süryani arkadaşlar da genellikle yaşlı Süryanilerin anlattığı hikayeler falan olurdu. Onları da büyük bir korku, telaş içerisinde birbirlerine falan anlatırlardı. Biz o hikayelerle falan, yarı hikayelerle büyüdük. Süryanilerin Avrupa'ya, İsveç'e, diğer Avrupa ülkelerine göçüyle birlikte bir şekilde özgür bir ortam yakaladılar ve kendi kimliklerini, tarihleri üzerine soru işaretleri, bilgilenme çalışmaları oldu. Dernekler, federasyonlar kuruldu. Ve ondan sonraki aşamada da Süryani soykırımı yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Ermenilerin Avrupa'ya, Fransa'ya, diğer ülkelere göçü ise çok öncesinden başladı. Ve Amerika'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya giden Ermeniler orada politikayla haşır neşir oldular, kitaplar yayınladılar, üniversitelere başladılar, eğitim gördüler, gazetecileri var ve dolayısıyla Ermeni soykırımı çok öncelerden bu konuda çalışmalar başladı. Ben çocukluğumdan beri bu konuda epey etkilendim. Hatta 9 yaşından beri İstanbul'da liseyi bitirdim. İstanbul'da yaşadıklarım vardı Ermenilere yönelik. Ve Avrupa'ya çıkışımla birlikte ufak tefek yazmaya başladım. Ama beni en çok etkileyen olay 2000 yılında Papaz Yusuf Akbulut davası oldu. Papaz Yusuf Akbulut Hürriyet gazetesinde kendisiyle söyleşi yaptılar. Ermeni soykırım diye bir şeyden söz ediyorlar, sordular. Evet, öyle bir şey oldu dedi. Ve Hürriyet gazetecisi koskocaman bir manşet atarak Papaz Yusuf Akbulut'un resmiyle içimizdeki hain, vatan haini falan diye bir manşet attılar. Mahkemeye çıkartıldı Yusuf Akbulut. Ben din adamıyım. Bana yalan söylemek yakışmaz. 1915 yıllarında buralarda Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler vesaire yaşıyordu. Neredeler? Ne yaptınız onlara falan? Evet, soykırım oldu. Ben o sıralarda Avrupa'da yaşıyordum. Madem Diyarbakır'da bir din adamımız bu şekilde konuşabiliyor, biz Avrupa'da yaşayanlar bu özgür ortamda daha fazla konuşabilmeliyiz diye kendime şey yaptım. Yavaş yavaş Süryani yaşlılarla söyleşiler yaptım. Ve her söyleşi yaptığım Süryani'den birçok şey öğrendim. Ve söyleşi yaptığım Süryanilerin %99'u söyleşinin ortasında ağlamaya başlayıp söyleşilerini falan bitirememişlerdi. Daha sonra konferanslara katıldım ve 2004 yılında Safe House Center'ın kuruluşuna oldum, önderlik ettim. İsveç'te, Hollanda'da, diğer ülkelerde şubelerimiz oldu.
bu konuda hayli çalışmalarımız oldu. Avrupa Parlamentosu'nda, İngiliz Parlamentosu'nda, Ermenistan, Avustralya, Yunanistan parlamentolarında konuşmalarımız, konferanslarımız oldu. Gitmedik, yer bırakmadık. Şimdi Amerika'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Belki biraz sonra bu konuya dalış yapabilirim. Tabii Amerika'daki faaliyetlerimiz konusunda. Tabii ki. Oraya geleceğiz. Şimdi biraz önce dediğiniz bir şey bu aslında bugüne de çağrışımda bulundu. Bir yandan Seyfo sürüyor, hem Sabro'nun başlığı hem Evgil Türkiye'nin açıklamasından. Şimdi Raip Aho da ben bir din adamıyım, yalan söyleyemem demişti en son röportajında. Şimdi 2000'lerden kalan sizi etkileyen bu röportajda da yine aynı şeyi görüyoruz. Bir din adamının açıklamasının ne kadar etkili olabileceğini aslında görüyoruz. Şimdi bir yandan da tüm bu Safe for Center'daki çalışmalar, sizin bahsettiğiniz bu sözlü tarih çalışmalarında birçok şey anlatılıyor size. Bunlar öncelikle belki biraz teknik olacak ama bilgi verir. Çünkü Ermeni soykırımı ile ilgili de böyle çalışmalar yapılmıştı ve hala da var. Amerika'da çok büyük bir arşiv var ama arşivin bir kısmı Türkçe, bir kısmı Kürtçe. Bir dil, tabii gelenlerin bir dil şeyi de var, farkı da var. Ermenice olanlar da var. Siz kaç kişiye ulaşabildiniz bu arşivle ilgili? Daha sonra yayınlar yapabildiniz mi? Hala üzerine çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Safe for Center'ın arşivinde 200'e yakın söyleşi var. Bunların bir kısmını kendim, bir kısmını da diğer arkadaşların yaptığı söyleşilerden oluşuyor sevgili Aris. Örneğin ben 2007 yılında 107 yaşında bir Süryani ile söyleşi yaptım. Turabdin'den bir Süryani ile 107 yaşında. Adını yazacak durumda değildi. Fakat bütün yaşadıklarını belleğine koymuştu. Sabri, benim gözümün önünde anneme tecavüz ettiler dedi. Benim ufak kardeşim dünyanın en yakışıklı çocuğuydu. Annemin ve benim önümde kardeşimi öldürdüler. Ama ben Hristiyanım. Nefret edemem. İkincisi, nefret herhangi bir şey değiştirmez. Kendime zarar verir. Kendimize zarar veririz diyordu. Ama lütfen beni Avrupa Parlamentosu'na götür. Orada yüksek sesle haykırayım. Onların inkarı beni yaralıyor. Gözlerimin önünde oldu bu olaylar. Daha çocuklarıma, akrabalarıma, annemin benim gözlerimin önünde tecavüz edildiğini söylemedim. Utanıyorum, söyleyemem bunu. Fakat bütün bunlar oldu. Nasıl inkar edebilirler bunlara? Lütfen beni Avrupa Parlamentosu'na götür, orada haykırayım diyordu. Söyleşi yaptıktan sonra ben Avustralya'ya gittim ve Avustralya'da vefat ettiğini duydum. Döndüğümde doğruca mezarına gidip bir buket çiçek bıraktım. Bunun gibi birçok söyleşi var elimizde. 107 yaşında ama nefrete karşı tavır koyan ama adalet arayan bir Süryani. Ve bugün de bizim amacımız Türkiye'de adalet yerini bulsun. Soykırım kabul edilsin. Ve bu Süryani'den, Ermeni'den çok o Türkiye'de yaşayan, o coğrafyada yaşayan insanlar içindir. Ve soykırımın kabul edilmesi o ülkenin, o devletin olgunlaştığının belirtisi olacaktır. Ama onu inkar ettikleri sürece diğer sorunlarla baş edemeyecekler. Ve bu yüzden dolayı adalet istiyoruz ve soykırımla yüzleşilmesini istiyoruz. Evet. Talepler soykırımla ilgili hep aslında aynı yerde birleşiyor. Her soykırımla ilgili tanınma ve adalet talebi, ki bu soykırım aslında, soykırımın tanınması bir anlamda geniş toplumun da, o soykırımın gerçekleştiği egemen toplumun da gelişmesi ve geleceğe doğru şekilde ilerleyebilmesi için de bir adım oluyor. David'e dönmek istiyorum burada. David, Avrupa Parlamentosu'ndaki bu talepler nasıl karşılanıyor? Çünkü ben bildiğim kadarıyla son
7-8 senedir ben takip ediyorum parlamentodaki hem Süryanileri hem Ermenileri Belçika'da olduğumdan dolayı. Dolayısıyla hem böyle ilişkiler, ikili ilişkiler üzerinden gelişen bir bilgilenme de var. Gittikçe her sene daha fazla bu konuda bilgi edilebiliyor. En son pandemi öncesinde parlamentoda bu konuda bir toplantı da yapılmıştı. Tabii Suriye'deki savaş nedeniyle Suriye'deki Süryanilerin durumu, Ninova'daki Süryanilerin durumu üzerinden daha çok gündem oldu ama yine bir bilgilenme var sanki eskisine doğru, eskisine kıyasla. Doğru Aris. Aslında genel olarak sadece 1915 soykırımıyla ilgili değil, genel olarak özellikle son yıllarda Orta Doğu bölgesinde Hristiyanlara karşı gelişen şiddet olaylarından dolayı da bir şekilde Hristiyanların aslında geleceğini ya da geçmişini daha çok tartışılı bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nda çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Haliyle Avrupa Parlamentosu'nda aslında global bir güç geziyor olarak sonuçta Orta Doğu'da yaşananlardan dolayı bilgi sahibi olmak istediklerini görüyoruz ve bu konuda biliyorsunuz onların da çalışmaları oluyor. Özellikle son yıllarda Hristiyanlara karşı Orta Doğu'daki şiddet ve aslında bir noktada da Orta Doğu'daki Hristiyanların varlığı tehlike altında olmasından dolayı Hristiyanlar aslında bir yakınlık ya da bir özel durum oluştuğunu görebiliyoruz. Tabii ki Avrupa Parlamentosu içerisinde hem parlamentonun kendi çalışmaları bir de işte kurumların çalışmaları oluyor. Kurumların çalışmaları dışında Avrupa Parlamentosu'nun aslında özellikle azınlık toplumları, işte Hristiyanlar ve diğer etnik ve dinsel grupların akıbetini daha yakından takip ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu son zamanlarda aslında çok da biraz da sürpriz olan özellikle son Türkiye toplantılarına baktığımızda tekrardan Ermeni soykırımına referans yapılmasıydı. Bu bir şekilde aslında her ne kadar Ermeni soykırımı olsa dahi aslında bütün etnik ve dinsel gruplara da aynı şekilde bir mesajdı. Bu sorunun da aslında hiçbir şekilde aslında halının altında süpürülemeyeceğini gösteriyordu. Bu anlamda Avrupa Parlamentosu'nda hem kurumsal anlamda hem de kişisel ya da işte ikili ilişkiler bazında önemli bir iletişim hattı bulunmaktadır. Tabii ki burada çok farklı aktörlerin hem Ermeni hem Süryani hem de Rum toplumları arasında hem de özellikle Avrupa'da ve Orta Doğu'nun farklı ülkelerinde aktif olan Avrupalı Hristiyan kurumların da çalışmalarında çok önemli yer tuttuğunu görebiliyoruz. Sadece tam da burada şunu sormak istiyorum David. Şimdi bu toplumlardan, Rumlardan, Pontoslardan, Ermenilerden bahsederken parlamentodaki bu tür soykırım tanınması çalışmaları ya da inkarı önleyici çalışmalarda bir dayanışmadan söz edebilir miyiz? Yani bu konu, bu alanda en azından birlikte hareket edebiliyor muyuz? Şimdi Aris biliyorsun Avrupa Parlamentosu daha önceden Ermeni soykırımını tanıyan bir yasa tasarısını kabul etmişti. Evet. Bu konuda yani son zamanlarda en azından buradaki Ermeni arkadaşlarla bu konuda herhangi bir çalışmamız ya da konuşmamız olmadı. Ama son işte 24 Nisan'daki Ermeni soykırımı anma gününde Ermeni arkadaşlarla biz buradaki anma törenine katılmıştık. Orada aslında daha farklı konuların tartışılması ve birlikte çalışılması konusunda karar almıştık. Zaten bizim bu konuda daha önceden de benzer çalışmalarımız oldu. İster Ermeni ya da Rum ya da diğer farklı gruplarla işte Ezidi ve Kürtlerle beraber farklı çalışmalarımız oluyor ve olmuştu daha önceden de. Ama Ermeni arkadaşlarla son zamanlarda özellikle son Karabağ Savaşı ile ilgili çalışmalarımız ve hatta bizim bu konuda basın açıklamamız da olmuştu. Daha önceden de çalışmalarımız oldu. Yani işte buradaki Ermeni kurumlarının neredeyse bütün çalışmalarını, aktivitelerine katılıyoruz. Benzer bir durum onlar için de geçerli. Onun için en azından 15 soykırım ya da Seyfo çalışmaları ve Avrupa Parlamentosu'nda kabulü için benzer bir şekilde Rum kurumlarıyla çalışmalarımız ve bir görüşmemiz olmuştu. Bunun yani gelecek haftalarda da
bir adımın atılması yönünde en azından Avrupa Parlamentosu nezdinde çalışmalarımızı yapmaya planlıyoruz. Peki buradan Sabri Bey'e dönmek istiyorum. Sabri Atman, Amerika'daki şimdi soykırım çalışmaları denince hep Amerika bir önde geliyor Ermenilerle ilgili en azından çalışmalarda. Bu Kaliforniya merkezli olsun, kıta Amerika'sında da önemli çalışmalar yapılıyor. Birçok üniversitede Ermeni soykırımı ile ilgili çalışma kürsüleri de var, Armenian Studies bölümleri. Bu alanda SAFO ile ilgili yapılan çalışmalar neler? Siz SAFO Center'ın dışında akademik camiada açık mı? Bu konu konuşuluyor mu? Nasıl bir görüş hakim? Neler söyleyebiliriz? Sizin de tarif ettiğiniz gibi Amerika'da bu konuda Ermenilerin çalışmaları gerçekten takdire şayandır. Ermeni toplumu çok örgütlü Amerika'da. Güçlü lobileri falan var. Ve uzun süredir Ermeni soykırımı üzerine bilgilendirme toplantıları, lobi çalışmaları yürütmektedirler. 17 üniversitede 17 Ermeni kürsüsü var. Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. Mississippi dışında 49 Amerikan eyaleti Ermeni soykırımını kabul etmiş bulunmaktadır. Ve en son olarak geçen sene Amerikan Kongresi ve Senatosu başta olmak üzere Ermeni soykırımını kabul ettiler. 24 Nisan'da da Amerikan Başkanı Joe Biden Ermeni soykırımına değindi. Onu kabul etti. İlk etapta Süryaniler genellikle Ermenilerden şikayet ederlerdi. Yahu Ermeniler sadece Ermeni soykırımı üzerine çalışıyorlar ve dolayısıyla ne Süryani ne Helen soykırımını ağızlarına almıyorlar. Niye? Ben farklı düşüncedeydim. Etrafındaki Süryani arkadaşlara Ermenilerden yakınmayı bırakın. Biz Süryaniler bu konuda ne yapıyoruz? Ne tür çalışmalar yürütüyoruz? Hı hı. Yani ilk başta kendimizden başlamamız gerekiyor. Yani ben inanmıyorum ki Ermeniler bunu bilinçli bir şekilde görmemezlikten geliyorlar. Olanları tek tük insanlar falan var. Ama genelde Ermeniler Süryani soykırımı üzerine fazla bir bilgiye sahip değillerdi. Çok doğru. Ve dolayısıyla biz Süryanilerden başlamamız gerektiğini, biz Süryanilerin kendimizi örgütlememiz, kendimizi tanıtmamız, Ermenilerden, diğer halk gruplarından öğreneceğimiz birçok şeyin olduğunu vurguluyordum. Ve dolayısıyla ben yanlış anlaşılmasın ama Amerika'da ayak basmadık, yer bırakmadım. Dernektir, kilisedir, cumhuriyetçilerle, demokrat kongre üyeleriyle, senatörlerle birçok görüşmeler oldu. New York State University, Clark Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitelerinde konferanslar düzenlendi. Arizona'da birkaç seneden beri SAFO Center'ın da iştirak ettiği soykırım bilgilendirme haftası çalışmalar yapılıyor. Ve SAFO Center çok aktif bir şekilde bu çalışmalara başladı. Ve dolayısıyla Süryani, burada Süryaniler SAFO duymayan Süryani kalmadı. Ama şunu vurgulamak isterim. Aris izninizle tabii ve ki. David arkadaşın bilgisine de sormak istiyorum. Türkiye'den gelen Süryaniler maalesef bu konuda çok pasif, çok dağınık. Yani ben Türkiye doğumluyum, Trabzonluyum. Fakat Türkiye'den gelen Süryanileri bu çalışmalara katabildiğimizi söyleyeyim. Genellikle İran'dan, Ürmiye'den ve gelen Süryaniler İngilizce biz Assyrian terimini kullanıyoruz. Assyrian genocide. Farklı tanımlamalar hepsi bizim halkımız üzerine tanımlamalardır. Hepsi bizim halkımızdır. Fakat burada özellikle Ürmiye'den, İran'dan gelen Assyriler çok aktif. Ve dernekler, federasyonlar, diğer kurumlar bu SAFO çalışmalarına çok duyarlılar. Amerikan Kongresi'nde, Senatosu'nda Süryani soykırımına da değinildi. Ve Joe Biden'ın Ermeni soykırımını nasıl kabul etmişse, Süryani soykırımını da kabul etmesi için
Çok iyi çalışmalarımız var. Ben inanıyorum gün gelecek Süryani soykırımı da ağzına alacak Amerikan başkanı. Peki çok aslında şeyden ben de devam edeyim. Öncelikle çok doğru bir konuya değindiniz. Bu konuda mesela Ermenilerin de en azından ben kendim üzerinden söyleyebilirim. Bir bilgisizliği olduğu için bir öz eleştiri vermesi gerekiyor. Sadece kendi tarihi ve acılarıyla boğuşmaya çalışırken aslında etrafında olan bitenleri görmemek ya da bilmemek gibi bir kapanıklığa sahip. O anlamda bir öz eleştiri vermesi gerekiyor Ermeni toplumunun nihayetinde. Ama şu da bir gerçek ki aslında bilmiyor bu konuyu. Ben Seyfo ile ilgili yazılıp çizilen kitapları edinebildiğim sürece geldiğimde, yani yaşım oraya geldiğinde bir şekilde öğrenebildim. Çocukluğumuzda çok da nasıl Ermeni soykırımı konuşulmuyorduysa Süryani soykırımı da, Seyfo da, Keldani Süryani soykırımı da konuşulmuyordu ve duymuyorduk arkadaşlarımızdan. Bu da büyük bir aslında kayıp oluyordu. Bir başka nokta da şu oluyor diye düşünüyorum. Bu konuda Türkiye'den gelenlerin, Türkiye'den daha diyelim gelen diasporanın, Ermeni diasporasında da bu birazcık vardı eskiden. Soykırımın tanınmasıyla ilgili çalışmalara katılımla ilgili çekinceleri ya da biraz daha uzak durmaları hep gözüküyordu. Kaliforniya'daki, Los Angeles'taki programın sıkı takipçisi İstanbullu Ermeniler hak vereceklerdir. Böyle yazın Türkiye'ye gidip geldikleri için biraz böyle çekinme şeyleri de olabiliyordu. Yine böyle bir çekinceden mi bahsediyorsunuz mesela? Toprakla hala bağının olmasından mı, yoksa başka bir şey mi? Haklısınız. O da var içinde. Hiç unutmam. Seyfo Center'a bağış yapmak isteyen bir arkadaş, Turab Dinli, Türkiye'den. Aman gözünü seveyim, bağış yapacağım ama ismim bir yerde zikredilmemesi için söz verin. Çünkü Türkiye'ye gidip geliyorum. Öyle bir çekingenlik. Fakat Avrupa'da da o Süryaniler var. Avrupa'da onu açtılar. Sanıyorum nedenlerden bir tanesi, sevgili Aris, Türkiye'den gelen Süryaniler çok az burada, Amerika'da. Daha çok Avrupa'da yoğunlar, daha çok Avrupa'da örgütlüler. O yüzden olsa gerek. İş olarak Türkiye'ye gidip gelenler var. Amerika çok büyük bir kıta. Ulaşmak gerçekten çok zor insanlara. Onun verdiği güçlük. Ama bunun yanında şunu zikretmek isterim. Burada ANKA var. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi. Evet. Bütün çalışmalarına bizleri davet ediyor. Kaliforniya'da, başka yerlerde. Armenian Assembly of America, Amerika Ermeni Meclisi, iki kurum, çok büyük kurumlar bunlar. Bütün çalışmalarına Seyfo Center'i davet ediyorlar. Mesela 24 Nisan etkinliklerinde ben Los Angeles'teki etkinliklere bulunduğum sürece hep katıldım. 50-60 bin Ermeni orada, 50-60 Süryani Asur bayraklarıyla, ama bir görüyorsunuz konuşmacılardan 10'undan 8'i işte Assyrian Genocide, Seyfo soykırımı söz ediyorlar. Helenler de aynı. Ve gün be gün birlikte o soykırıma uğrayan halklar birlikte tek dilden, tek strateji üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Ve ben bu işleri yürüten bir Süryani olarak Ermenilerin bu konuda çok destek olduklarını söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. Buradan o zaman hem bu bahsettiğiniz ANCA'nın hem Los Angeles bürosuna, yani doğu ve batısına, Aram Hamparyan'la Nora Hovsepian, ki ikisinin de programı ara sıra takip ettiklerini biliyorum. Paylaşımlarda da bulunuyorlar. Bilgi akışını da sağlıyorlar bize, sağ olsunlar. Amerika'dan en azından Biden dönemiyle ilgili yapılan toplantılardan. Şimdi biraz devam edeceğim ama dikkatimi çekiyor Sabri Bey. Arkanızda bir tablo görüyoruz. Tablo mu o? Tablo değil zannedersem. Bu biliyorsunuz artık sembol bayrak diyebiliriz. Arkamdaki bayrak Birinci Dünya Savaşı'nda Asur liderliğinde Agapitros, Marbinyamin, Şamun. Şimdi değişik semboller kullanıyor bizim toplum. Ama 1911 Dünya Savaşı'nda bu Asur bayrağı vardı ve üzerinde K
kan lekeleri falan duruyor. Orijinal bayrağı kaldığım evde Los Angeles'te duruyor. Orijinal kan lekeleri üzerinde. Eskiden bu sembolü kullanıyordu bizim toplum. O bayrak Los Angeles'a nasıl gelmiş acaba? Orijinalı Agapetros'la birlikte savaşan Asurilerin torunları onu Lübnan üzerinden Kaliforniya'ya getirdiler. Okay. Çok tabii buyurun lütfen bir şey söylüyordunuz. Bir şeye de değineyim. Safe Center 2014 yılından beri burada çalışmalarını yürütüyor. Ve o gün bugün 3 tane eyalet New York olmak üzere Arizona, Kaliforniya eyaletleri Seyfo soykırımını kabul ettiler. Diğer birçok eyalet de Süryani soykırımına değindi. Ama önümüzdeki süreçte Hawaii, New Jersey, Illinois, Ohio, Idaho, Texas eyaletlerinde de onlar o eyaletlerin de Süryani soykırımı kabul etmesi için taslaklar düzenlendi. Ve inanıyorum önümüzdeki süreçte, yakın süreçte bunun müjdesini vereceğiz. Fakat şunu da seyircilere iletmek isterim. Bazen işte şu ülke, bu eyalet Ermeni soykırımını, Süryani soykırımını kabul etti. Herkesin bilmesini isterim. Her yaptığımız kazancın arkasında büyük bir emek, büyük bir çaba var. Birden falan olmuyor bu olay. 2 seneden beri Hawaii'de, Hawaii'nin Süryani soykırımını kabul etmesi için çalışmayı yürütüyorduk. Amerikan başkanlığına adaylığını koyan Tulsi Gabbard çok yardımcı oldu sağ olsun. Onun babası senatör Hawaii'de. Fakat soykırım taslağı bir yerlere takıldı. Önümüzdeki seneye kaldı. Öyle bazen 2-3 sene sürüyor. Bunun peşine falan takılacağız. Ve Amerikan toplumunda da akademisyenler arasında, kurumlar arasında SAFO tanınmaya başlandı. Süryaniler arasında tanınmasından sonra artık SAFO soykırımını duymayan Ermeni Helen burada az diye düşünüyorum. Evet, bu konuda tabii yapılan çalışmalar çok değerli çünkü bu bir yandan da şu geliyor, biz bu programı yaptığımız gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO görüşmesi için Brüksel'e gidiyordu. Giderken de orada Joe Biden'la görüşmesinde 24 Nisan'daki soykırım kararı ile ilgili duyduğu rahatsızlığı bizi üzdü şeklinde ileteceğim kendisine diyordu. Şimdi yeni soykırım kararları da aslında geliyor bu konuda. Hem parlame Avrupa'dan olsun hem Amerika'dan olsun Pontoslarla ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. SAFO ile ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. David'e döneceğim. David, bu seneki anma etkinlikleri, öncelikle şunu, anmalar 15 Haziran'da yapılıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var mı 15 Haziran'ın? Onu sormak istiyorum. Aslında Aris, anma etkinlikleri sadece 15 Haziran'la sınırlı değil. Ama bütün işte bir ay boyunca ya da iki haftada önceden Süryaniler arasında en azından medya, basın yayın yoluyla bu soykırımla ilgili çalışmalar, programlar yapılıyor. 2015 yılında Süryani Ortodoks Kilisesi'nin aslında inisiyatifiyle farklı kurum ve kuruluşlara işte gönderilen bir teklifle soykırım anma günü için bir gün tekliflerinde bulunulmuştu. Ve en nihayetinde 2015 Kutsal Sinod'da hem Süryani Kilisesi hem de Süryani Katolik Kilisesi 15 Haziran işte anma günü olarak kabul ettiler. Ve Süryaniler arasında farklı kurum ve kuruluşlar da bu günü anma günü olarak kabul eden açıklamalar yaptılar. Bununla beraber bugüne kadar da 15 Haziran'ı işte anma günü olarak kabul eden ya kabul etmeyen Süryani işte kurum, kuruluşlar ve siyasi partiler bulunmaktadır. Bu konuda henüz tam olarak bir konsensüsün sağlandığını maalesef söylemeyebiliriz. Ancak 15 Haziran'ın özellikle seçilmesi tam bilgim olmamasıyla birlikte ama 15 Haziran ve aslında Haziran ayının başından itibaren özellikle Trabzon bölgesinde şiddetin en yüksek aşamada olduğu ve aslında soykırımın
bu tarihle beraber bütün Trabzon bölgesinde yayılmasıyla beraber alındığını düşünüyorum. Özellikle 15 Haziran işte Hasankeyf, belki sevgili Sabri daha detaylı bir şekilde anlatacak o olaylar, ama özellikle 15 Haziran'la beraber işte Hasankeyf ve Mardin'e bağlı bütün köylerde soykırım en üst aşamada ve katliamlar yaşanıyor bu süre zarfında. 15 Haziran'ın aslında bu anlamda anma günü olarak kabul edildiğini düşünüyorum. Sadece 15 Haziran'da değil, söylediğim gibi işte daha öncesinde ve sonrasında da çalışmalar, etkinlikler yapılıyor. Ama özellikle 15 Haziran günü anma etkinlikleri ve bütün işte dünyadaki bütün Süryani kiliselerinde de 1915 Süryani soykırımı şehitleri içinde ayin yapılıyor kiliselerde. Ve bu etkinlikler de işte farklı şekillerde bu iki senedir maalesef pandemi nedeniyle de daha çok işte medya üzerinden programlar ve özellikle işte pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak bu şekilde devam ediliyor. Sabri Bey bir şey söyleyecekti zannedersem, hemen oradan devam edelim. Evet, zaten sevgili David değindi 15 Haziran konusunda Süryani Ortodoks Patrikliği'nin o konuda inisiyatif aldığını ve 15 Haziran'ın birçok kurum ve Süryani Ortodoks Kilisesi tarafından Süryani Soykırım Günü kabul edildiğini, fakat bunun dışında kalan kiliseler, kurumlar, bildiğiniz gibi bizim halkımız içerisinde Ortodoks Kilisesi'nden farklı kiliseler de, farklı kurumlar da var. Mesela Amerika'da söyleyeyim, genellikle buradaki sivil kurumlar Ağustos 7'sini falan anma günü olarak kutluyorlar. Yani karşı o oluş nedeniyle değil, bütün bunlar çok önemli bizim için. Helenler de farklı günler, soykırımlar için farklı günler falan anıyorlar. Bizde de 15 Haziran olmak üzere Ağustos 7 olarak soykırım günü olarak kabul ediliyor. Ağustos 7'nin de tercih edilmesinin nedeni 1933'te Simele, Irak'ın Simele şehrinde yapılan katliamdan hareketle başladı anma günü. Daha sonra 1960 yıllarında bir takım kurumlar tarafından genel Süryani soykırım günü olarak kabul edilmişti. İleride herhalde ümit ederim bütün kurumlar, bütün kiliseler 15 Haziran'da olsun, diğer tarihlerde birleşirler ve bu çalışmalara katılırlar. Seyfo Sender olarak emin olun senin 365 günü bu çalışmalar içerisindeyiz. Bütün bu günler bizim için çok önemlidir. Ve şunu da Erdoğan'dan bahsettiniz. Şunu evet. da değinmek isterim. Şimdi Türkiye'de anlamadıkları olay şu. 1915'te 200 binin üzerinde, 250 binin üzerinde Süryani katledildi. Hakkari'nin önemli bölgeleri Süryanilerden oluşuyordu. Bugün Hakkari'ye gidin, tek bir Süryani bulamazsınız. Bugün gidin Van'da, tek bir Süryani bulamazsınız. Bitlis'te, Viranşehir'de, birçok bölgede Süryani bulmak mümkün değil. Sadece Süryaniler katledilmedi. Onların dillerine büyük bir darbe indirildi. Kültürlerine büyük bir darbe indirildi. Onların bir topluluk olarak bir araya gelmeleri ve ulus olmalarının önünü kestiler. Ve o konuda bizi derinden yaraladılar. Sadece insanlarımızı katletmediler. Topraklarımızı, evlerimizi elimizden aldılar. Ve onlar için yahu 100 sene önce yaşanmış bir olay, niye 100 sene öncesine takılıyorsunuz diye düşünebilirler. Ama bizim için halen biz o acılarla boğuşuyoruz. Ben Kaliforniya'dayım, David Belçika'da, bizim Yeni Zelanda'da, Meksika'da, bilmem Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da savrulan Süryaniler var. Ve bunlar büyük bir asimilasyon içerisindedirler. Yani bize yaşattıkları acı öyle derin ki bir özrü bile çok büyük görüyorlar. Bu konuda gerçekten Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunu anlayabilmesi için belki de çok daha fazla çalışmanın gözleri önüne serilmesi gerekiyor. Ki Türkiye toplumu da belki bu konuda biraz daha bilgilensin. Sabri Atman, son olarak şunu sormak istiyorum. Siz bu çalışmaları yaptıkça
ve yayınladıkça Türkiye toplumundan en azından bu konuda bir aydınlanma geldiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle Türkiye'de çıkan kitapların sayısına baktığımızda konuyu konuşan akademisyenler, insanlar olduğu sürece umudumuzu koruyacağız. Var o insanlar ve inanıyorum onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Türkiye mutlaka demokrasiye ile ulaşacaktır. Türkiye toplumu aydınlanacaktır. Fakat bu büyük bir süreç, uzun bir süreç. Burada değinmek de gerekir. Belki ilerideki çalışmalarda da olabilir. Biz Türkiye'nin hep soykırımı inkar ettiğini falan konuşuyoruz. Bizim Trabzon bölgesinde genelde Suriyeliler Kürtlerin, bir takım Kürt aşiretlerin eliyle katledildi. Yani sadece Türk, evet. Yani kavramlar, yani ben Taner Açam Hoca başta olmak üzere birçok arkadaş söylüyor. Aman aman genelleştirmelerden kaçınmak gerekiyor ve özellikle ben de bu konuda çok hassasım. Yani ne Türk deyimini, Kürt deyimini kullandığımız zaman genellemelere falan kaçınıyorum ve kaçınmamız gerekiyor. Ama önemli ölçüde Kürt aşiretleri Süryani soykırımına iştirak ettiler. Ve Kürt kurumlarının da ve Kürt toplumunun da tarihle yüzleşmesi gerekir. Ve soykırım konusunda atacağı adımlar olmalı bence. Evet. Ve bazen işte diyoruz toprakların geri verilmesi vesaire. Ama emin olun 100 sene önceki topraklardan da bahsetmiyoruz. Daha 20-30 sene önce işgal edilmiş topraklar var. Biliyoruz kimler tarafından, hangi Kürt aşiretleri, evet, tarafından. Onlar bile sahiplerine geri verilmesinde zorluklar yaşanıyor. Evet. Bu yüzden hem Türk toplumu hem Kürt toplumun atacağı önemli adımlar var önümüzde. Çok teşekkürler. Burada aslında bizim geçen hafta David'le yaptığımız, Gülcan Diril Üzümcü'nün de konuk olduğu, Eren Keskin'in de konuk olduğu programda tekrar gündeme getirmiştik. Daha yeni dönen ailelerin bile yaşadığı, sadece toprak sorunları da değil, yaşadığı insan hakları ihlalleri var. Dolayısıyla bu konuda yapılacak çok çalışma var. Daha çok öğrenmemiz, çok okumamız gerekiyor. Umarız sizin yayınlarınızı, sizin çalışmalarınızı daha çok eğilebiliriz. Sabri Atman, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben David, teşekkür tekrar ederim. Teşekkürler programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, bu haftaki programımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Kamuç'ta bu hafta Seyfo'da hayatını kaybeden, öldürülen Süryanileri, Keldanileri, Asurileri andık. Onların anısına bir anlamda köprünün bir ucunu Amerika'ya, bir ucunu Brüksel'e, bir ucunu da Almanya'ya kurmuş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Zadüstün.